Canlarım benim selamlar. AYT Matematik konu anlatımında geldik 35. gün ikinci videoya. Trigonometrinin 12. dersindeyiz artık bu derste beraber trigonometrinin temel tanımlar dediğimiz yani mavi kısmının yarısını halletmiş oluyoruz. Konu anlatım kısmının. Sonra bölüm bitirme ve Efficinado testleri var. Onlar zaten soru çözümü tadında geçiyor. Peki ne konuşacağız bu derste sizle? Arkadaşlar hemen kamp programımızı açalım. Sayfa 156, 157, 158 konu anlatım kitabımızdan halledilecek. Yani video ders kitabımızdan. Ve size yine her zaman olduğu gibi tek bir test ödev vereceğim. Trigonometri temel tanım testi 12 ödeviniz arkadaşlar sayfa 164 165 soru bankasından ya da takip ettiğiniz başka bir ödev kitabı varsa o ödev kitabından da ödevinizi ilerletebilirsiniz bir test ödev istiyorum sizden peki bu derste ne yapacağız hocam bize ne anlatacaksınız hemen size ne anlatacağımdan bahsedeyim şöyle genel bir e, bakalım periyot konuşacağız ve grafik konuşacağız şimdi trigonometrik fonksiyonlar periyodik fonksiyonlar bunlardan bahsedeceğim Trigonometrik fonksiyonların periyotları nasıl bulunur? Bunlardan bahsedeceğim. Çok bilindik sin, cos, fonksiyonlarının grafiklerini çizeceğim arkadaşlar. Bunlar yani tabii ki size gerçek sınavda grafik çizdirmeyecekler ama bir, e, her zaman söylüyorum bir fonksiyonun grafiğini çizmeyi bilirseniz o fonksiyonla ilgili çok fazla şeye hakim olursunuz. O yüzden burada grafik bilmek önemli. Daha sonra örnekler çözeceğiz ve periyot grafik üzerine örnekler olacak. Tabii sadece sinüs x'in ya da kosinüs x'in grafiğini değil mesela şurada kosinüs sinüs 3x'in grafiğini de yani içerisi ne olursa değişirse hatta bu 3x'in üzerinden bir şeyler daha göstereceğim. Biraz ötelemeler falan da yapacağım. Zaten aslında biz fonksiyon uygulamalarını niye görüyoruz? Sinüs x fonksiyonunun grafiğini çizdikten sonra sinüs 3x'in grafiğini de sinüs x'in grafiğine göre dönüştürebilmek için gördük aslında onları. Hani işte daralır, genişler, ötelenir, yukarı çıkar, aşağı iner, simetri alınır vesaire gibi. Bunlardan da biraz bahsediyor olacağım. Son sayfada, bundan sonraki sayfada da 4 tane hem periyot hem de grafikle ilgili mor sorularımız var. Bunları da çözeceğiz. Ondan sonra dersimize noktayı koymuş bulunacağız arkadaşlar. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden 35. gün 2. video trigonometri 12. derse başlayalım. Tabi derse başlayalım da. şu ilk sayfa şurada kalmıştı. Bazen oluyor ya böyle şeyler. Vallahi. Bazen bazen dalgınlığıma geliyor. Not hazırlamak, not hazırlamak. E şimdi tabii hazır kitabımız ama bundan bile not hazırlıyoruz. Bunlar yatay yapılıyor falan filan. Evet şimdi periyotla başlıyoruz. Bak şimdi ne diyor ilk cümlede sana bir şey söylüyor. Bak 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 dinle dinle kulak ver sana bir şey söylüyor. Diyor ki bugün günlerden cuma ise bir hafta sonra da günlerden cuma olur. Bir hafta kaç gündür? 7 gündür. O zaman haftanın periyodu 7'dir. Yani periyot aslında tekrar etme aralığıdır arkadaşlar. İşte bir sayı 7 adım sonra aynı örüntüde o örüntünün içerisinde aynı sayıyı veriyorsa o zaman o periyot şeyin örüntünün periyodu 7'dir. Periyot dediğimiz gibi tekrar etme aralığıdır. Dolayısıyla belirli aralıklarda da tekrar eden fonksiyonlara periyodik fonksiyonlar denir. Periyodik fonksiyonlar. Mesela periyodik bir tane tanıdık fonksiyon hatırlıyor musunuz? Onu gördük. AYT'de ona ayrı bir ünite ayırdık. Hangi sayılar periyodikti? Efendim duyamadım. Sizi e, tam anlamıyla işitemedim. Karmaşık sayılar değil mi? Evet. Karmaşık sayılar periyodikti arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? i üzeri 1, i üzeri 2, i üzeri 3, i üzeri 4, i üzeri 5 tekrar i üzeri 1'e dönüyordu. i üzeri 6 i üzeri 2'ye dönüyordu. Yani karmaşık sayılar periyodu 4 olan sayılardı. Dolayısıyla bir karmaşık sayı fonksiyonu tanımlanırsa o fonksiyonun periyodu içinde 4 diyebiliriz. İşte bizim trigonometrik agalar da periyodik fonksiyonlardır. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant. Bunlar belli aralıklarda tekrar ederler. Periyodik fonksiyonları fonksiyon anlamında yazma stilimiz şudur fx eşittir fx artı t eşitliğini sağlayan yani görüntüler birbirlerine bir t fazla da eşit olduğu aralıktaki t pozitif gerçel sayısına f fonksiyonunun periyodu denir. Periyodu denir. Tabi burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela bugün günlerden cuma ise 7 gün sonra cuma oluyor ya. 14 gün sonra ne olur? Yine cuma olur. Peki 21 gün sonra ne olur? Yine cuma olur. Peki 28 gün sonra ne olur? Yine cuma olur. Ama o zaman periyoda 7 mi diyeceğiz? 14 mi diyeceğiz? 21 mi diyeceğiz? 28 mi? En küçük tekrar etme aralığına esas periyot adını veriyoruz. Burada fx eşittir fx artı t'de mesela günlerin periyodu 14 de alınabilir, 21 de alınabilir, 28 de alınabilir ama esas periyodu 7'dir. Çünkü bir hafta 7 gündür. Dolayısıyla buradaki en küçük t sayısına da f fonksiyonunun neye adı veriliyor? Esas periyodu adı veriliyor. Hani esas o olan gibi düşünün ya da esas kız gibi düşünün. Hani dizilerde oluyor ya böyle bir figüranlar oluyor bir de esas olan esas periyot o, o kral. Öbürleri ondan türetilmiş onun katları alınarak oluşturulan şeyler. Trigonometrik fonksiyonlarda periyodiktir arkadaşlar. Periyodiktir. Niye şuradaki e'yi küçük yazdım onu hiç bilmiyorum. Şu an on öyle şeylere takılıyorsan kurdeşen döküyor olabilirsin. Dur seni rahatlatayım. Şu e'yi şöyle yazayım falan diyor. Periyodiktir tamam mı? Trigonometrik fonksiyonlar periyodik fonksiyonlardır. Sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının periyodu böyle sinüs x diye verilirse ve kosinüs x diye böyle çok sade verilirse bunların periyotları 2 pi'dir arkadaşlar. Tanjant ve kotanjantların periyotları da pi'dir. Genelde %99 zaten karşımıza bunlar çıkacak. Yani 2 pi'nin ve pi'nin periyodunu bilerek, daha doğrusu sinüs ve kosinüsün periyodunun 2 pi olduğunu, tanjant ve kotanjantın periyodunun da pi olduğunu bilerek yapacağız. Ama bakın, burada sinüs x'in periyodu bu. Eğer biz bunu sinüs 2x yaparsak periyot değişir. Tanjant 3x yazarsak periyot değişir. Bu sadece sinüs x, kosinüs x ya da tanjant x, kotanjant x şeklinde yazılan fonksiyonlar için geçerli. Yani ben burada şunu söylemiyorum. Sinüsün ve kosinüsün periyodu her zaman 2 pi değil içindeki sayı falan değiştiği zaman onun periyodu da değişiyor tamam mı? Onları da zaten inceleyeceğiz. Şimdi bakın sinüsün kosinüsün periyodu 2 pi tanjantın ve kotanjantın periyodu pi. Ben şimdi size grafik çizeceğim. Gel. Neyin grafiğini çizeceğim? Öncelikle size sinüs x'in grafiğini çizeceğim. Arkadaşlar hiç böyle e, hani mapte derslerde öğretildiği gibi böyle işte şunu yap sonra bunu yap sonra bunun tablosunu yap falan değil. Bildiğimiz böyle palyatif bir çözüm yapacağız. Yani gideceğiz. Elimizdeki bilgilerden tanıdığımız fonksiyonumuzun tanıdığımız özelliklerinden, bildiğimiz noktalarından grafiğini çizeceğiz. Rahat olun. Bak zaten 0 2 pi aralığında çiz demiş. Zaten sinüs x fonksiyonunun periyodu ne? 2 pi. Demek ki 2 pi'de bir tekrar edecek zaten. 0 2 pi aralığında çizdiğin grafiği 2 pi 4 pi aralığında da aynı çizeceksin. 4 pi 6 pi'de de aynı çizeceksin. 6 pi 8 pi'de de aynı çizeceksin zaten. Gel şimdi. 0 2 pi aralığında sinüs x fonksiyonunun grafiğini çiziyoruz. Şimdi Öncelikle x yerine 0 yazalım. Orijinden geçiyor mu acaba? x yerine 0 yazarsam sinüs 0 0 olur. Aa çok güzel. Demek ki buradan geçiyor bak. 0'a 0'dan geçiyor. Şimdi bildiğimiz değerleri yazıyorum. Öyle gidip 10 derece niye yazayım abi? Sinüs onu biliyor muyum? Kurban olayım. Yapma gözünü seveyim ya. 90'ı yazıyorum yerine. x yerine de 90 yazıyorum. O zaman sinüs 90 yapar. Sinüs 90 kaçtır? 1. 90 pi bölü 2. Pi bölü 2 şeklinde yazalım. Pi bölü 2. Pi bölü 2 yazınca cevap kaç çıkıyormuş? 1 çıkıyormuş. O zaman şuraya 1'e gelelim. Tamam çok güzel. Şunu da şöyle isterseniz biraz şöyle aşağı doğru uzatayım. Şöyle şöyle uzatsam daha güzel olacak herhalde. Evet. Şimdi x yerine 180 yazalım. 180 yazarsak ne olur? Sinüs 180. Sinüs 180 0. 180 demek pi demek arkadaşlar. Pi yazdığım zaman işte pi şurası olsun. Pi. Pi yazınca 0 çıkıyor. Yani tam e, x80 üzerinden geçiyor x yerine 270 yazalım. Yani 3 pi bölü 2. Sinüs 270 ne yapar? Eksi 1 yapar. Oho. O zaman bakın şuraya 3 pi bölü 2 diyelim. 3 pi bölü 2'yi yerine yazdığımız zaman eksi 1 geliyor. Hmm, güzel. Burası da eksi 1. Burası 1. Yani fonksiyon buradan geçiyor. Hatta kırmızıyla göstereyim geçtiği yerlere bak. Pi bölü 2'ye 1'den geçiyor. Pi'ye 0'dan geçiyor. 3 pi bölü 2'ye eksi 1'den geçiyor. Peki x yerine 360 yani son olarak şu tanımlı olduğu aralığın en sağ ucunu yazalım, en sol ucunu yazarak başladık zaten. Bu da sinüs 360 yapar. Sinüs 360'ta kaçtır? 0'dır. Dolayısıyla 2 pi yazdığımızda da 0'da şuradan geçiyor. O zaman şuraya da 2 pi diyebiliriz. İşte fonksiyonumuzun geçtiği yerler buralardır. Tabi bir de orijinden geçiyor. Ee, şuradan geçiyor arkadaşlar. 0'a 0'dan geçiyor. O zaman fonksiyonu bu şekilde yerleştireceğiz. O zaman şöyle başladım bakın böyle getirdim. Şuradan geçirdim sonra şöyle aşağı indirdim. Buradan böyle devam ediyorum. Devam ettim devam ettim. Buradan aldım şöyle tekrardan yukarı çıktım ve burada bitirdim. İşte şu anda sinüs x fonksiyonunun grafiğine bakıyorsunuz. Hop böyle. Şimdi arkadaşlar bakın. Buradaki x eksenini uzatıyorum tamam mı? Uzattım x eksenini ve şuraya 4 pi yazdım. 4 pi. 2 pi ile 4 pi arasında bu fonksiyonu aynen bu şekilde çizmeniz gerekiyor. Bakın alıyorum bu fonksiyonu. Buradan kopyalıyorum. Buraya getiriyorum. 4 pi'yi biraz uzağa çizmişim. Biraz daha yakına çizmem gerekiyormuş. Şuraya getirdim. Bakın gördünüz mü? Şimdi 0, 2 pi aralığında grafik neyse 2 pi, 4 pi aralığında da grafiğin olması lazım şuraya da şöyle x ekseni diyerek kapatalım. İşte o yüzden periyodik fonksiyonlar o aralıklarda belli aralıklarda tekrar eder dediğimiz buydu. İşte bu sinüs x fonksiyonu 4 pi 8 pi aralığında da böyle 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 hatta geriye doğru da böyle. Yani bu fonksiyon bu tarafa doğru da böyle gider arkadaşlar. Böyle giden bir fonksiyon bu tarafa doğru da böyle gider. Aha da sinüs fonksiyonunun grafiği böyledir. Size bir şey hatırlattı mı bu? Hani e, böyle filmlerde falan var ya e, ...hastanın kalbi durur... ...ondan sonra falan yaparlar böyle... ...ondan sonra bir kendine gelir... ...işte sinüs ritim derler... ...işte oradaki e, kalp şeyi mi ...nabız kalp dalgaları mı artık ne o... ...o işte sinüs ritim... ...buradaki sinüs fonksiyonunun grafiğinden geliyor aslında... ...düdüt, düdüt, düdüt, düdüt... ...var ya o, o, o buradan geliyor aslında tamam mı... ...sinüs x fonksiyonunun grafiğini çizdik... ...şimdi gel kosinüs x fonksiyonunun grafiğini çizelim... ...burada da yine aynı şekilde başlıyoruz... ...önce diyoruz ki x yerine... 0 yazalım. X yerine 0 yazdığımız zaman e, artık uzatmıyorum. Sinüs 0 falan yazmıyorum. Kosinüs 0 1. Yani y 1 oluyor. Sonra x yerine pi bölü 2 90 yazdığım zaman kos 90 0 oluyor. Sonra x yerine pi yazdığım zaman y eşittir eksi 1 oluyor. Çünkü kosinüs pi kosinüs 180. Sonra x yerine 3 pi bölü 2 yazdığım zaman y'si yine 0 oluyor. Sonra x yerine 2 pi yani 360 yazdığım zaman Ecosinus 360 yine 1 oluyor. O zaman bakın. Bir kere şunu da şöyle uzatalım. Şöyle aşağı doğru uzatalım. Bir kere 0 yazdığımız zaman 1 oluyor. 0 yazdığımızda 1 olabilmesi için şuradan başlaması lazım. Şurası 1 olsun. Tamam mı? Sonra pi bölü 2 yazdığımız zaman 0 oluyor. Yani fonksiyon şuradan geçiyor. Şuraya pi bölü 2 diyelim. Pi yazdığımız zaman eksi 1 oluyor. O zaman bakın. Şurası pi olsun. Pi yazdığımız zaman şöyle eksi 1 oluyormuş. Şurası eksi 1 olsun. Burası eksi 1 olsun. Pi yazdığımız zaman eksi 1. O zaman şuraya pi yazalım. Sonra 3 pi bölü 2 yazalım. 3 pi bölü 2 de şurası olsun. 3 pi bölü 2 yazdığımız zaman 0 oluyor. Son olarak 2 pi yazdığımız zaman tekrar 1 oluyor. Bak şu 1 2 pi de eşit oluyor. Şuraya da 2 pi diyelim mesela. Şöyle şuraya da 2 pi adını verelim. O zaman fonksiyonumuz şuradan da geçiyor. Fonksiyonumuz bu kırmızı noktalardan geçecek. O zaman başlıyor. Bak şuradan geliyorum. Geliyorum şöyle. Şuradan geliyorum. Bu noktadan geçiyorum. Sonra yukarı çıkıyorum. Geliyorum. Şu noktadan şöyle devam ediyorum. İşte şu anda size 0, 2 pi aralığında kosinüs x fonksiyonunun grafiğini çizdim. Şimdi biz şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Şurayı şöyle uzatalım. Tamam mı? Şu grafiği alalım. Aynısını alalım bu grafiğin parçalarının şöyle. Şunu kopyalayalım. Şuraya getirelim. Şuradaki değer yine aynı bakın şöyle yine birdeki değer bu sefer 4 pi olur. Bakın bu sefer de 2 pi ile 4 pi arasında çizdim. Şimdi bizim fonksiyonumuzun periyodu 4 olduğu için arkadaşlar şey 4 diyorum fonksiyonumuzun periyodu 2 pi olduğu için 0 2 pi aralığında çizdiğim grafiği 2 4 pi aralığında da çizelim. Sonra 4 pi 8 pi aralığında da çizerim. Hatta bunu negatif tarafa da götürürüm. İşte bu da kosinüs fonksiyonunun grafiğidir. Ve şu dipler her zaman arkadaşlar aynıdır. Dipler her zaman eksi verir. Tepeler de her zaman biri verir. Farkındaysanız grafik hiçbir zaman birden yukarı çıkmıyor. Eksi birden aşağı inmiyor. Burada da öyle. Sinüste de ne birden yukarı çıkıyor ne eksi birden aşağı iniyor. Çünkü biz biliyoruz ki sinüs ve kosinüs maksimum bir minimum da eksi birdir. Tamam mı? Bunun da grafiğini çizmiş olduk. Şimdi tanjantla başlıyorum. Hadi bakalım tanjant. Şimdi tanjant için ne diyeceğiz? Yine başlayacağız. Şunu uzatalım şöyle. Şunu şöyle uzatalım. Şimdi x yerine 0 yazıyorum. x yerine 0 yazınca tanjant 0 0 oluyor. y'si 0 oluyor. x yerine pi bölü 2 yazıyorum. 90 yazıyorum. y'si tanımsız oluyor. Kos şey tan 90 biliyorsunuz ki tanımsız. Sonra x yerine pi yazıyorum. y'si yine 0 oluyor. Sonra x yerine 3 pi bölü 2 yazıyorum. Sonra y'si yine tanımsız oluyor. Tanımsız. Sonra y yerine arkadaşlar 2 pi yazıyorum 2 pi yazdığım zaman y'si yine ne oluyor 0 oluyor şimdi o zaman x yerine 0 yazınca y'si de 0 oluyor yani 0'a 0'dan geçiyor sonra dikkat ederseniz bakın pi bölü 2 de tanımsız oluyor şurası pi bölü 2 olsun pi bölü 2 de fonksiyonumuz herhangi bir değer almıyor bak buraya bir eksen çizeceğim şöyle burada fonksiyonumuzun herhangi bir değer almadığını gösteriyorum bu eksene bu tırtıklı eksene fonksiyonumuz değmeyecek Ondan sonra piye geliyorum. Fonksiyon pi'de sıfır değerini alıyor, güzel. Sonra arkadaşlar tekrardan 3 pi bölü 2'ye geliyorum. 3 pi bölü 2'de de bir tane eksen çizmem lazım. Çünkü fonksiyonumuz 3 pi bölü 2'de de tanımsız geliyor. Yani 3 pi bölü 2 eksenine de değmeyecek. Sonra 2 piye geliyorum. Fonksiyonumuz 2 pi'den de geçiyor. 2 pi yazınca da sıfır geldiği için şuradan geçiyor. Şimdi arkadaşlar, bakın, tanjant fonksiyonu her yerde artan demiştik bir önceki derste. Sıralamada bundan bahsetmiştik. Tanjant her yerde artan. Dolayısıyla tanjant bu aralıkta artan ya. O yüzden tanjantı böyle artan fonksiyon gibi çizeceğiz. 90'a kadar artacak, 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 artacak ama 90'a hiçbir şekilde değmeyecek. Yani şöyle olacak. Artacak böyle 90'ın yanından gidecek. Tamam mı? Sonra sonra P'den geçecek ama artarak gelecek. Her zaman artan olacak. Artacak, artacak, artacak. P de 0 olacak. Ondan sonra artarak devam edecek. Aynı şekilde 3 pi bölü bak hiç 3 pi bölü 2 eksenine değiyor mu? Değmiyor. Pi bölü 2'ye değiyor mu? Değmiyor. Sonra yine buradan artacak, 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 artacak. 2 pi'den böyle artarak devam edip gidecek arkadaşlar. Sonra yanındaki 2 pi'den sonra 90 artan 90'dan da tabii ki geçmeyecek. Bunu tabii bunların böyle simetri şeklinde çizmem lazım. Hatta bunu alıp aynı şekilde şöyle bunu alıp bunu da alıp bunu buradan geçirerek çizmem lazım. Aynı grafiğin olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle uzatalım. Diğer grafik de zaten aynı. Hatta bu da böyle buradan böyle aşağı gelip artarak devam edecek. Yani aslında şunu silelim. Bütün grafikler bütün aralıklarda aynı olacak. Yani şunu da silelim bakın. Şunu şöyle aldım. Bunu bura buraya getirdim. Bunu da şöyle orijinden geçirdim. İşte e, tanjant x fonksiyonunun grafiği böyle bir fonksiyon. Tamam? Periyodu farkındaysanız nerede tekrar ediyor? 0 ile pi arasında tekrar ediyor. O yüzden periyodumuz pi. Ama 0 2 pi aralığında yaz demiş. O zaman biz 3 tane parçasını yazmış olduk. Tamam? Peki güzel. Şimdi geldim kotanjant fonksiyonuna. Onun grafiğini çizelim. Kotanjant fonksiyonunun grafiğinde yine değerlerimizi yerine yazmaya başlayalım. X yerine 0 yazdığımız zaman tanımsız olur. Y'si tanımsız. T diyelim şuraya x yerine pi bölü 2 yazdığım zaman y'si 0 olur. x yerine pi yazdığım zaman y'si tanımsız olur. x yerine 3 pi bölü 2 yazdığım zaman y'si 0 olur. x yerine 2 pi yazdığım zaman y'si tanımsız olur. Çok güzel. Demek şimdi bak şuralara yazalım şimdi. pi bölü 2. Şurası pi bölü 2. Şurası pi. Şurası 3 pi bölü 2. Şurası 2 pi. Tamam mı? Şöyle. Şunu da uzatalım şöyle. Şimdi bakın bir kere e, nerelerde tanımsız olacak? Sıfırda tanımsız olacak. Yani şu eksene hiç değmeyecek. Y eksenine. X eşittir sıfıra. Yani y eksenine değmeyecek. Sonra pi'de tanımsız olacak. Şöyle çizelim. Pi'de tanımsız olacak. Sonra bir de 2 pi'de tanımsız olacak. Buralarda da tanımsız olacak. Ve arkadaşlar azalan şekilde ilerleyecek değil mi? Kotanjant her yerde azalandır. O zaman bakın buraya değmeyecek ve pi bölü 2'den geçecek şekilde şöyle bir grafik çizmemiz gerekiyor. Ve bunu bütün her yerde çizmeliyiz. Bak burada da çizmeliyiz. Ondan sonra öbür tarafta da çizmeliyiz. Bu şekilde fonksiyonumuzun yani neyin? Kotanjantın grafiğini çizebiliriz. Bak kotanjant, tanjant, sinüs ve kosinüsün grafiklerini çizmiş olduk. Tamam mı? Güzel. Şimdi grafikler yani nasıl çizildiğini en azından anladık. Şimdi birazcık soru çözelim. Sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Kesişim noktası x eşittir a'dır. Buna göre bu fonksiyonların koordinat düzleminin birinci bölgesinde kalan bir sonraki kesişim noktasının koordinatları nedir? Şimdi arkadaşlar kosinüsün sinüsle birinci bölgede ilk kesiştiği nokta kosinüsün sinüse ilk eşit olduğu noktadır. Yani kosinüs x eşittir sinüs x'in sağlandığı birinci bölgedeki en küçük değerdir. Yani dar açı değeri. Sinüs kosinüs ne zaman eşit arkadaşlar? 45 derecede değil mi? Sin 45 de kök 2 bölü 2. Kos 45 de kök 2 bölü 2. Demek ki ilk x değerimiz yani buradaki a değerimiz 45 derecelik açı. Bir sonraki değerini soruyor bize. Bir sonraki e, kesim noktasının koordinatını soruyor. Şimdi ilk kesişim noktasının koordinatı 45 dereceye hatta bunlar genelde arkadaşlar radyan cinsinden yazılır. Yani pi bölü 4'e kök 2 bölü 2 noktası. Bu ilk kesişim noktamız. Yerine yazdığımız zaman burası kök 2 bölü 2 gelir. İkinci kesişim noktası da yine periyot kadar ilerlediğimizde gelecek. E nedir e, sinüsle kosinüsün periyodu? 2 pi. O zaman bunun üstüne bir de 2 pi ekleyin. pi bölü 4'ün üstüne ben 2 pi eklersem 8 bir daha 9 pi olur. O zaman ikinci kesişim noktamızda 9 pi bölü 4'e yine aynı kök 2 bölü 2 olur. Bir sonraki kesişim noktamız ahanda bu noktaymış. Tamam mı? Koordinatları nedir diyor? 9 pi bölü 4'e kök 2 bölü 2 noktası olacak. Tamam mıdır? Çok güzel. Şimdi bak önemli bir yer burası. Sinüs a çarpı x ve kosinüs a çarpı x fonksiyonlarının periyodu. Arkadaşlar Sinüs A çarpı X ve kosinüs A çarpı X'te periyot nasıl bulunur? Yani sinüs X'in periyoduna 2 pi demiştik ya. Eğer burası sinüs 5X olursa ya da AX diyelim. Sinüs AX olursa o zaman periyodu X'i ne ile çarpıyorsak ona bölüyoruz. Yani 2 pi bölü A oluyor. Ama tabii ki bu A'nın mutlak değerini almak zorundayız. Çünkü arkadaşlar periyodu öbür tarafta negatif yaparız eğer a negatif bir sayıysa. Biz orayı eksili ile çarpsak bile periyodu bulurken eksili sayının mutlak değerini yani artılısını alarak periyodu bulacağız. Aslında bu da çok mantıklı. Çünkü f fonksiyonunda mesela fx eşittir e, x eksi 3, x eksi 5 falan dediğimizde mesela x eksenini hatta bölünen şeyler yazayım. x eksi 4, x eksi 6 falan dediğimizde ve biz f 2 x'i bulacağız dediğimizde ne oluyordu? x eksenini kestiği noktalar 4 ile 6'dan burayı 2 ile çarptığım için e, tanım kümesini x değerleri yani x eksenini kestiği noktalar 2 ve 3'e düşüyordu. Yani yarıya düşüyordu. O yüzden burada da siz içeriği a ile çarparsanız periyodu a'ya bölmüş olursunuz. Çünkü fonksiyonu daraltıyorsunuz. Yani böyle vertikal daraltıyorsunuz. Horizontal mıydı vertical mıydı neydi? Yani sinüs a x çarpı kosinüs a fonksiyonlarının periyodu 2 pi bölü mutlak değer a ile bulunur. Tanjantın ve kotanjantın periyodu da pi'di. O zaman onların içini de a ile çarptığınızda onların periyodu pi bölü mutlak değer a ile bulunur. Mesela aşağıda diyor ki sinüs 3x fonksiyonunun grafiğini çiziniz diyor. Bakın ben bunun grafiğini nasıl çizeceğim şimdi? Bak. Şimdi bak, bak şimdi bak, 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 bak. Şimdi şurayı alalım sadece. Diğer tarafla işimiz yok. Biz oğlum bunları boşuna mı? Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun abi ya? Şimdi şunu şuranın üstüne yapıştıralım. Şunlarla işimiz yok. Şu arkadaşla da işimiz yok. Bunlarla işimiz var. Bak şimdi bu sinüs 3x. Sinüs x'in grafiği bu. Bak bu sinüs x'in grafiği. Sinüs x. Sinüs 3x ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun eksende daralmış hali olacak sadece. Tip olarak bununla aynı. Sadece sadece eskiden pi bölü 2 yazdığımda 1 oluyordu. 3'e böl 3 ile çarptığım için x değer tanım kümesini artık pi bölü 2'de değil pi bölü 6'da 1'e eşit olacak. Yani pi bölü 2'yi 3'e böldüm pi bölü 6. Eskiden pi'de sıfır 0 oluyordu. Şimdi pi bölü 3'te de 0 olacak. Eskiden 3 pi bölü 2 de 0 oluyordu. 3 pi, şey, 3 pi bölü 2 de eksi 1 oluyordu. 3 pi bölü 2'yi 3'e bölersem artık pi bölü 2'de eksi 1 olacak. Eskiden 2 pi'de sıfır oluyordu, şimdi 3'e bölersem 2 pi bölü 3'te sıfır olacak. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Buyurun size sinüs 3x'in grafiği. Tabi sinüs x buna göre daha geniş olacak böyle. Hani ben daraltma işlemini yapmadım. Sadece sinüs x'i bilerek sinüs 3x'in grafiğini bu şekilde çizebilirsiniz. Bakın çizdim. Bütün noktalarını kritik noktalarını da yazdım. Bunların hepsini hallettim. Sinüs x'i bilerek ve fonksiyon dönüşümü bilerek sinüs 3x'i. Rahatlıkla çizmiş olduk. O zaman hani şunu da yapmış olalım, bunu şöyle alalım, alalım, bunu alalım şöyle. Bak şimdi bunu alıyorum, bunu e, şöyle biraz daha genişletirsem, şöyle genişletirsem, bu grafikte sinüs x'in grafiği olur. Yani sinüs 3 x'in grafiği, sinüs x'in grafiğine göre daha daralmıştır, ama e, boyu aynıdır. Yani eksi yine eksi bir minimum, eksi bir maksimum bir oluyor farkındaysanız. Aldığı y değerleri değişmez. A, e, ...tanım kümesine yazdığım değerler değişir. Nasıl değişir? Tanım kümesini 3 ile çarptığım için... ...3'e bölerek değişir. Tamam mı burası da? Bence gayet güzel oldu. Grafik adına güzel bir şey yaptık. Şimdi gelelim buraya. Şimdi genel anlamda arkadaşlar... ...burası... ...şimdi fo genel fonksiyon... E, ...şeylerini vereceğim. Periyotları vereceğim. Burası... ...arkadaşlar... Müfredatta var mı yok mu belli değil. Yine sağ olsun Milli Eğitim bazen koyuyor bazen koymuyor. Ben bunun sınavda karşınıza çıkacağını düşünmüyorum. Yani şu kadar periyot bilgisi size şurası yeterli olacaktır. Sinüs AX, tanjant AX, kotanjant AX ile. Ama ben yine burayı da vereceğim. Çok zor bir yer değil arkadaşlar. Dinleyin anlayın riske girmeyelim tamam mı? Bak en eleman Z artı olmak üzere. Yani pozitif tam sayıymış en. F ile G fonksiyonlarını M artı K çarpı sinüs en ninci kuvvetinin AX artı B'si diye vermiş. Arkadaşlar bu kadar karışık vermesinin hiçbir anlamı yok. Çünkü buradaki M periyot buradaki M'ye bağlı değil. Periyot buradaki K'ya bağlı değil. Periyot buradaki B'ye bağlı değil. Periyot sadece bu içerideki A'ya ve yukarıdaki N'ye bağlı. Eğer N sayısı yani sinüsün kuvveti çift sayıysa yani kare, küp, şey kare, dördüncü kuvvet, altıncı kuvvetse periyot pi bölü mutlak değer a ile bulunuyor. En tek sayıysa yani sinüs üzeri 1, sinüs üzeri 3 falansa ya da kosinüs üzeri 1, kosinüs üzeri 3 ise o zaman da periyot bizim bildiğimiz 2 pi bölü mutlak değer a ile bulunuyor. Zaten oradaki m'nin, k'nın ve b'nin hiçbir önemi yok arkadaşlar. Mesela 112. soruda 112 acil, 112. soruda sinüs kare 3x'in periyodunu bulalım. Yukarısı çift olduğu için periyodumuz pi bölü mutlak değer a. a da 3 olduğu için mutlak değer 3'ten bu fonksiyonun periyodu pi bölü 3'müş. Bakın küp olduğu için tek sayı o yüzden 2 pi bölü mutlak değer e, x'in önünde eksi 1 bölü 2 var ama mutlak değerini alıyorum 1 bölü 2 takla atarsa ne oluyor 4 pi oluyor. Buraya bakıyorum bu etkisiz 3'ün bir etkisi yok. 5. kuvveti alıyoruz demek ki periyot 2 pi ile başlayacak. E, dikkat ederseniz eksi 2 bölü 4 yani eksi 1 bölü 2 mutlak değeri 1 bölü 2 takla atarsa periyodumuz 4 pi olarak yazılmış olacak tamam mı? Bak periyot 3 pi, periyot 4 pi, periyot 4 pi. Bu kadar basit. Tamam mı canlarım. Şimdi tanjant ve kotanjantın periyoduna geldim. Dediğim gibi bu da müfredatta var mı yok mu emin olmadığınız noktalardan bir tanesi. Ama çok basit. Normalde şu işimizi görüyor dediğim gibi. Tanjant ax'in periyodu pi bölü mutlak değer a. Onunla her şeyi çözüyoruz. Burada da zaten buradaki M'nin, buradaki K'nın ve buradaki B'nin hatta buradaki N'nin de önemi yok. Ya yani tanjant ve kotanjantın periyodunda sadece önemli olan zaten buradaki A'lar. O yüzden periyodumuz ne olursa olsun pi bölü x'in kat sayısının mutlak değeriyle bulunacak. Aşağıya bakalım şimdi. Tanjant küp diyor. Bakın bu önemli değil, bu önemli değil. Sadece pi bölü eksi 2'nin mutlak değeri 2. Bakın bu önemli değil. Eksi önemli değil. Kare önemli değil. Sadece pi bölü <laughs> x'in katsayısı 2 bölü 3. Pi bölü 2 bölü 3 takla atarsa buranın periyodu neymiş? 3 pi bölü 2'ymiş. Bak bura önemli değil. Sadece pi bölü x'in katsayısının mutlak değeri önemli. Eksi 3'ün mutlak değerinden buranın periyodu da pi bölü 3 olarak yazılmış olacak. Tamam mıdır bu da? Burayı da anladık diye düşünüyorum. Devam ediyorum şimdi. Örnek 114'e. Arkadaşlar iki tane fonksiyon var tamam mı? Birinin periyodu T1 birinin periyodu T2 olsun. Bunların bu fonksiyonların toplamlarının ya da farklarının e, oluşturduğu yeni fonksiyonun periyodu da o periyotların ekoklarıyla bulunuyor. Yani bir fonksiyon var iki fonksiyonun toplamı ya da farkı şeklinde yazıyor ya. Ve bunun periyodunu bulacaksınız. O toplam fark fonksiyonunu oluşturan fonksiyonların periyotlarının ekokunu alarak buluyorsunuz. Mesela buraya bakalım. Kotanjant x bölü 3. Nedir periyodu? Pi bölü 1 bölü 3. Yani 3 pi. E kosinüs eksi x artı pi bölü 9. Nedir periyodu? Kuvveti 1 olduğu için 2 pi bölü mutlak değer eksi 1. Yani 2 pi periyodu. Şimdi birinin periyodu 3 pi. Birinin periyodu 2 pi. Birinin periyodu 3 pi. Birinin periyodu 2 pi. E biz neyi bulacağız şimdi? Fx bunların farkı olduğuna göre ayrı ayrı bunları çıkarmayacağız. Ha 3 pi eksi 2 pi demeyeceğiz. Ekoklarını alacağız. E 3 pi ile 2 pi'nin ekokunu nasıl alacağız hocam? Pi'ler ortak zaten. 3 ile 2'nin ekokunu al. E 3 ile 2 aralarında asal. Onların ekokları çarpımları zaten. O zaman nedir periyodumuz? 3 kere 2'den 6 pi. Yani o fx fonksiyonunun periyodu neymiş arkadaşlar? 6 pi'miş. Şimdi bir dikkatimiz var. Sabit fonksiyonların periyodu yoktur. Onlar zaten sürekli tekrar ediyorlar. Ya sürekli tekrar eden şeyin ne periyodundan bahsediyorsun sen? Sabit fonksiyonların periyodu yoktur arkadaşlar. fx eşittir sin kare x artı cos kare x yani 1. E, ee, gx eşittir tanjant x çarpı kotanjant x yani 1. fx fonksiyonu da 1 yani sabit fonksiyon. gx fonksiyonu da 1 yani sabit fonksiyon. Bunların periyodu, meriyodu yoktur arkadaşlar. O yüzden buraya kocaman bir yok tur diyoruz. Tabi siz bu kadar kocaman yazmayın. Bunların periyotları yoktur. Ya da yazın lan ne olacak? Oraya yerde ayırmışım zaten. Yapıştırın böyle. Böyle hayvan gibi yoktur yazın. Ondan sonra paylaşın. Biraz gırgır çamata yapalım. Instagram kullananlar buraya böyle öküz gibi yoktur yazsın. <laughs> Neyse yazmayın tamam. Çok önemli bir şey değil zaten. Şimdi yazıp paylaşırsak da şey olur. Sanki çok önemli bir şeymiş de. Hani kocaman şeylerle, puntolarla falan. O kadar da önemli değil yani. Sadece fonksiyonların periyodu olmadığını bilseniz yeter. Trigonometrik bile olsa sonucu sabit çıkıyorsa periyotları yoktur. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Bak grafik periyot dediğimiz muhabbet bunlar, bunlardan ibaret. Şimdi soruları çözeceğiz. 25, 26, 27, 28. 4 tane güzel mor soru çözeceğim. 4'ü de güzel sorular. Ve ondan sonra 12. dersi noktalamış olacağım. Buyurun 25. soruyla başlayalım. Buyurun buyurun. Buyurun buyurun. Şimdi diyor ki A, B, C birer doğal sayı olmak üzere sana bir tane fonksiyon verdim diyor. Y eşittir A çarpı sinüs Bx artı C fonksiyonu. Bunun grafiğini aşağıda verdim diyor. A çarpı B çarpı C'yi bana söyle diyor. Şimdi noktaları kullanacağız tabii ki. Öncelikle arkadaşlar sıfırı yerine yazdığım zaman 2 çıkmalı değil mi? Şu nokta sıfıra 2 noktası. Sıfırı yerine yazarsam A çarpı sinüs 0 artı C eşittir 2'ye. E şimdi sinüs 0 0 olduğu için burası da 0 gitti. C eşittir 2 çıktı direkt. C'yi bulduk bakın. O zaman fonksiyonu bir daha yazalım. Y eşittir A çarpı sinüs Bx artı 2 imiş. Şimdi nereden çözeriz biliyor musunuz? Bakın bu aralıkta çizilmiş fonksiyon. Dolayısıyla periyot bu. Buradan sonra tekrar böyle devam edecek. Dolayısıyla periyotumuz 2P bölü 3. E periyodumuz 2P bölü mutlak değer A ile bulunuyordu. 2 pi bölü a dediğimiz tabii ki x'in katsayısı bu soru için b. 2 pi bölü mutlak değer b eşittir 2 pi bölü 3'müş. Ha, periyodu periyoda eşitledim. 2 pi'ler gitti. Mutlak değer b eşittir 3. O zaman b eşittir 3 ya da eksi 3. E abc doğal sayı diyor. Eksi 3 olma şansı yok. B'miz de 3'müş. Çok güzel. O zaman bak y eşittir a çarpı sinüs b yerine 3 yazdım. 3x artı 2. Soru artık bitti. 30 dereceyi yerine yazalım. A çarpı 30'u burada yerine yazarsak burası sinüs 90 yapar. A çarpı sinüs 90 artı 2. pi bölü 6 yerine yazdığımız zaman 8 çıkıyor. Yani bu 8 e eşit. Buradan 2'yi karşı tarafa atarsam sin 90'da 1 olduğu için A eşittir 6 yapar. A'yı 6 bulduk yazıyorum yerine. B'yi 3 bulduk. C'yi de 2 bulduk. 18 çarpı 2'den 36. Doğru cevabımız A şıkkı olarak bulunacak güzel bir soruydu. Güzel bir fonksiyon grafiği sorusuydu. Periyottan da burada faydalanmış olduk. Peki 26. soruyla devam ediyorum. Bak yine güzel bir soru. Soru diyor ki: Aşağıda diyor, Lina'nın kırmızı ip ile yaptığı periyodik hareketi gösteren grafiğin koordinat sistemine aktarılmış hali verilmiştir. Buna göre ABC üçgeninin alanı kaç santimdir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar, şimdi buraya şuradan başlayabiliriz. Bakın, e, bu fonksiyon 40 artı 25 çarpı sinüs bir şeyler. Şimdi bu sinüsün alabileceği maksimum değer kaçtır? 1'dir. 25 kere 1, 25, 40 ekle 65, yani bu fonksiyonun alabileceği maksimum değer 65. 65'in yukarısına çıkamaz bu fonksiyon, çünkü bu fonksiyonun 65'in yukarısına çıkması demek sinüsün birden büyük olması demek ki öyle bir ihtimalimiz yok. Peki. Acaba bu fonksiyonu 65 yapan değer nedir? 65'e eşit diyelim. Yani burayı 1 yapan değer arıyoruz. O zaman şu içerisini 90 yapan değere bakmamız lazım. Sin 91. Bak zaten 2 pi bölü 3 120. Pi bölü 6 da 30. 120 çarpı 120 eksi 30 x'in ne olması lazım? 90. 90 derece. Bunlar hep derece, derece, derece. Bunu buraya, bunu buraya atarsam 30 derece eşittir. 30 çarpı x derece. Buradan x eşittir 1. x yerine 1 yazarsak oluyormuş. Bak burası 1. Tamam mı? x yerine 1 yazarsak cevap kaç çıkıyormuş? 65 çıkıyormuş. Çok güzel. Şimdi bunu anladık. Peki. Şimdi başka ne yapabiliriz? Bakalım. Arkadaşlar şimdi e, bu fonksiyonun alabileceği minimum değeri bulalım. Minimum değer de burada. Minimum değer için de buraya eksi 1 vermek lazım. Eksi 1 verirsek 40 eksi 25'ten burası ne yapar? 15. Çok güzel. Burası da 15. Demek ki bizim alanını aradığımız üçgenin yüksekliği 65 eksi 15'ten 50. Burası 50. Şimdi şurayı da çözüyoruz mevzuyu kapatıyoruz. X yerine ne yazarsam cevap 15 gelir. Yani burası ne gelir arkadaşlar? Eksi 1 gelir. Yani sinüs 120 eksi 30 x'in ne gelmesini istiyorum? Eksi 1. O zaman buranın ne olmasını istiyorum? 270. Çünkü sinüs 270 eksi 1. Tabi A yazdığımda 15 çıkması için yani buranın eksi 1 olması için şuranın A olması lazım. Bakın bir daha toparlıyorum. Ben X yerine A yazdığım zaman 15 çıkıyor. 15 çıkması için şuranın eksi 1 olması lazım. Yani 40 eksi 25'ten 15 çıkacak. Demek ki sinüs 120 eksi 30 X'in eksi 1 olması lazım. O zaman bu içerinin 270 olması lazım. O zaman 120 eksi 30 A'nın 270 olması lazım. Buradan ee, bunu buraya, bunu buraya atarsam 30a eşittir eksi 150 oldu. Buradan da arkadaşlar a eşittir kaç oldu? Ee, eksi 5 oldu. Yalnız a eksi 5 olamaz. Eksi 5 bu tarafta. Yani bu fonksiyon böyle devam ettiği zaman burada eksi 5 yazdığım zaman 15 ol oluyormuş. Ama biz pozitif değerini al alıyoruz. Peki pozitif değerini nasıl bulacağız? Periyot bulacağız bunun içinde. Periyodu nasıl bulacağız? Arkadaşlar periyot 2 pi bölü mutlak değer a ile bulunmuyor mu? E, A'da burada eksi pi bölü 6 yani e, mutlak değeri pi bölü 6. Bunlar birbirlerini götürürler A, e, 2 bölü 1 bölü 6 yapar. Buna ne yapar? 12 yapar. Demek ki arkadaşlar periyodumuz 12. O zaman eksi 5'te yerine yazdığımda 15 geliyorsa üstüne 12 eklersem bu sefer 7 yazdığım zaman e, cevap eksi 1 O zaman toparlayalım ne yaptık? Şimdi maksimum değer 65'ti. 1 yazınca 65 çıktığını bulduk burası 1. Minimum değerde de 15'ti. Peki ne yazarsam 15 çıkar diye düşündük. Eksi 5 yazarsam. Ama biz pozitif tarafta bir şey yazdığımızda da 15 çıktığını görüyoruz. O zaman eksi 5'e periyodu eklememiz lazım. periyot 12. 12'yi ekleyince 7 yazınca da ne çıktı? 15 çıktı. Demek ki yüksek e, tabanımızda 6. Şimdi burada şuna dikkat edin. ABC üçgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Burası metre cinsinden verilmiş. Dolayısıyla bunu 100 metre santimetre bunu 700 santimetre alırsak buradaki taban uzunluğu 600 santimetre olur. Tabanımız 600 santimetre yüksekliğimiz 50 taban çarpı yükseklik bölü 2. Burası 300 yapar 300 çarpı 50'den 15.000 santimetre kare bulunur. Doğru cevabımız C şıkkı güzel bir grafik sorusunu da çözmüş olduk. Bunu da hallettik çok güzel. Şimdi geliyorum 27 numaralı soruya. A diyor gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi olmak üzere, f a'dan r'ye tanımlı f fonksiyonu için f x artı p bölü 6 eşit f ismiş. Demek ki t yani periyot periyodu genelde t ile gösteriyoruz. Pi bölü imiş. Hangisi f fonksiyonuna ait olabilir diyor. Bakalım. Şimdi buna bakalım, bunun periyodu nasıl bulunur? Burada kare yazdığı için p bölü mutlak değer a, 'ası pi bölü 6 pi bölü pi bölü 6. Pi'ler birbirini götürürse 1 bölü 1 bölü 6'dan 6 yapar. Periyodumuz 6'ymış gitti. Periyodun pi bölü 6 olması lazım. Buraya geldik. Tanjantta direkt pi bölü mutlak değer A. Mutlak değerimiz ne burada? X'in mutlak değeri yani X'in kat sayısının mutlak değeri 1 bölü 6. Pi bölü 1 bölü 6. Takla attırırsak 6 pi. İkinci de 6 pi geldi. Bu da olmadı. Cevabımız yalnız 3 demek ki. Buraya bakalım. Kosinüs 12 x. 2 pi bölü mutlak değer x'in katsayısı 12. Bu da pi bölü 6 demektir. Doğru cevabımız yalnız 3 olmuş oldu. Anlaştık mı? Tamam mı? Çok iyi. Harika harika muhteşem. Devam ediyorum. 28 numaralı soruyla artık bu bizim arkadaşlar. 35. gün 2. video. Trigonometri 12'deki son sorumuz. Yukarıda aşağıda koordinat sisteminde FGH fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. A artı B artı C toplamı aşağıdakilerden hangisine eşit? olamaz diye soruyor. Hmm. Peki. Şimdi arkadaşlar pi'yi götürüp g'de yerine yazdığınız zaman sıfır çıkıyor farkındaysanız. Ee, 180 e, 180'e götürüp yerine yazalım. B artı C çarpı e, sinüs 180. Sinüs 180 eşittir sıfırmış. E sin 180 de sıfır zaten. Burası gitti. Demek ki B eşittir sıfır olabilir. Şimdi bakın pi bölü 2'den faydalanabiliriz. Şurada pi bölü 2 diye bir değer var değil mi? Bu pi bölü 2'yi götürüp g'de yerine yazsam. b artı c çarpı sinüs pi bölü 2. Pi bölü 2. Neye eşit olur arkadaşlar yerine yazdığım zaman? Gördüğünüz gibi 1'den büyük bir değere eşit olur. Büyüktür 1. Şimdi b 0 zaten. Sin 90'da 1. O zaman c büyüktür 1 geldi. Şimdi arkadaşlar bakın C 1'den büyük geliyor. B 0 geliyor. Şimdi A'ya bakalım. A benim için önemli. Şimdi sinüs AX olmuş burası. Sinüs fonksiyonunun formu değişmemiş bakın. Bakın burası sinüs x. Burası sinüs x. Ee, hatta tekrar göstereyim. Bakın şu şu an sarıyla üstünden geçtiğim sinüs x. Şu an üstünden yeşille geçtiğimde sinüs ax. Bakın fonksiyonu sadece genişletmişiz. Dolayısıyla buradaki A sayısının kesinlikle pozitif olduğunu söyleyebilirim. Eğer negatif olsaydı A o zaman buradaki X değerleri negatife düşerdi. Yani kırmızı fonksiyonun Y'ye göre simetriğini almamız gerekirdi. Ama Y'ye göre simetriğini almamışız. Burada sadece pozitif bir sayıyla çarparak genişletmişiz fonksiyonu. Demek ki arkadaşlar ee, birden küçük bir sayıyla çarpmışız orası önemli değil yani a'nın birden küçük olduğunu da bulduk aslında ama benim için önemli olan a'nın pozitif olması a pozitif olmasaydı sinüs x a da diyelim ki eksi 1 yani sinüs eksi 2 olsun mesela sinüs eksi 2 x x değerleri eksi 2 ile çarpıldığı için bu fonksiyon x'e göre simetri alırdı şey y'ye göre simetri alırdı. Çünkü pozitif x'ler negatif olmuş olurdu. Ama öyle bir şey olmamış. Sinüs x'e göre aynı formda kalmış. Sadece genişlemiş birazcık. O yüzden a pozitif olmuş. Yani sinüs xken sinüs 3x olmuş atıyorum. Ya da sinüs x bölü 2 olmuş. Sinüs 3x olamaz. Sinüs x bölü 2 olmuş. Neden sinüs 3x olamaz? Sinüs x sinüs 3x olursa bu 3x bu x'e göre daha dar fonksiyon olur. Bunu da, konuda konuştuk bunu. Bak burada konuştuk. Nerede? Sinüs 3x'i çizdik burada. Bak şimdi şurada. Burada çizdik bak. Sinüs 3x bu. Şu. Sinüs x daha geniş olan. Yani içeriği 3 ile çarptığın zaman daha daralıyor. Demek ki burada daha genişlemesi için sinüs a x'in a'nın birden küçük bir şey olması lazım. Mesela 1 bölü 2 ile çarpmam lazım. Mesela bu grafik arkadaşlar sinüs x bölü 2'nin grafiği olabilir ancak. a pozitif ve birden küçük. Yani burada a'mız arkadaşlar 0 ile 1 arasında. E, B'miz... ...sıfır, e C'miz de birden büyük... E ...bunların üçünü topladığımız zaman arkadaşlar... ...bak A sıfırdan büyük, C birden büyük... ...bak A sıfırdan büyük, sıfır küsür bir şey olsun. B sıfır, C'de birden büyük, bir küsür bir şey olsun. Bu üçünü topladığımızda bu sayı kesinlikle bir küsür bir şey olur. Asla bire eşit olamaz. O yüzden cevabımız A şık olacak tamam mı? Bak çok güzel bir soruydu. Burada işte sinüs AX'in sinüs X'e göre... Genişlediğini ama y'ye göre simetri almadığımız için aslında xleri pozitif bir sayıyla çarptığımızı, o yüzden anın pozitif olduğunu, c'nin birden büyük olduğunu ve a ile c'nin toplamının birden büyük olduğunu, b'ye de sıfır olduğu için a artı b artı c'nin birden büyük olduğunu, o yüzden b'ye eşit olamayacağını güzel bir şekilde gördük. İyi bir soruydu. Bu standart bunu şey yapmayacağım. Bu da çok güzeldi. Bu soru da güzeldi arkadaşlar, grafikle alakalı. Bundan sonrası zaten. Ee, grafikleri ve fonksiyonları tanıdığımız işler oldu ve 35. günün ikinci videosunda bitirdik. Şimdi işiniz gücünüz nedir? Trigonometri temel tanım testi 12'yi çözeceksiniz, bitireceksiniz. Önemli bir kısmı bitirmiş oluyoruz. Neden önemli bir kısmı bitirmiş oluyoruz? Hemen kamp kitabımı alayım, göstereceğim, söyleyeceğim size. Arkadaşlar bundan sonra ki, bakın şimdi ee, periyot grafiği bitirdik. Şimdi bakın. Sayfa 159'da artık teoremlere başlıyoruz. Trigonometrinin farklı bir kısmına geçiş yapıyoruz. 13. konudan itibaren. Teoremler her sene konunun geldi, sorunun geldiği bir yer ve artık bu saatten sonra yani teoremler, teoremlerden sonra ters trigolar, ondan sonra toplam farklar, yarım açılar artık trigonometri iki kısmına giriyor. Ne demek trigonometri 2? 12. sınıf trigonometri. Ne demek 12. sınıf trigonometri? Artık trigonometride öğrendiğimiz temel bilgileri trigonometrinin ileri seviye kazanımlarında kullanma vakti geliyor. O yüzden buradan önceki yani ilk 12 videodan önceki kısımlarda 12. videoda dahil olmak üzere buralarda eksik gedik olma şansı yok. Bunlar olursa teoremlerde ters trigolarda, toplam farklarda, yarım açılarda ve trigonometrik denklem eşitsizliklerde problem yaşarız. Bunları yaşamamak adına ilk 12 videoyu iyi bir şekilde yalayıp yutmak lazım. Bunun da en önemli şartı ödevlerde eksik soru kalmaması, yıldızlı soruların hepsinin anlaşılır olması ve çok güzel not alıp dersleri çok güzel dinlemek olmalı. Tamam mı canlarım? Hepinizi çok seviyorum. 13. derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.